Merhaba. Ödevimde Murat Çetinkaya'nın Sonsuz Kısa filmini ele aldım. Filmin ilk sahnesine baktığımızda karşımıza bir siyah küp çıkıyor. Ve bu siyah küp filmde bize otoritenin baskıcı ve karanlık yönünü biz seyircilere sunuyor. Devamında küpe yaklaşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Bu kişi küpe yaklaştıkça küpün içerisindeki kişi sinirlenmektedir. Daha öncesinde küpün otoriteyi temsil ettiğini söylemiştik. Bu nedenle küpe yaklaşan kişinin halktan biri olduğunu, küpün içerisindeki kişinin ise bir lider olduğunu söyleyebiliriz. Uzaklaş. Hemen. Yoksa ceza alırsın. Biz bir karar aldık. Karar aldık. İtaatkarın küpe yaklaşması liderin otoritesinin zayıflamasına neden oluyor. Burada da gördüğümüz gibi düzene başkaldırıyı kontrol altına almak için lider dışarıya çıkıyor. Az önce biri buraya kadar geldi. Burnumun dibine kadar. Anladın mı? Korkup kaçtı. Onu ezip geçeceksin. Daha sonra kadrajda siyah bir küp yerine saydam bir küp karşımıza çıkıyor. Bu saydam küp de bize otoritenin değişeceği mesajını vermektedir. Lider siyah küpe döndükten sonra kendisini de sistem içinde ezilen tarafta buluyor. Yani lider artık itaatkarlardan biridir. Filmin sonunda ise yönetmen Uzaklaş. Hemen. Yoksa ceza alırsın. otoritenin bir döngü ile sonsuz kere tekrarlanabilir olduğunu bize göstermektedir. Bu filmin anlatım dili ise iktidar ve güç dengesi üzerine kuruludur. Küresel dünyada otoriteler genelde baskı yolu ile değişir. Filmde ise değişen lidere baskı kurulmadan otoritesi elinden alınmaktadır. Filmde değişen lidere de bir baskı uygulanmasını ve otoritenin bir güç ile değiştiğini gösterir. Ben olsam filmde değişen lidere de bir baskı uygulanmasını ve otoritenin bir güç ile değiştiğini daha net gösterirdim. Filmin okumasını ve eleştirisini yapıp kendi önerimi kattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.